Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Kendi aracımda sizlerle bir arızayı paylaşmak istiyorum. Kritik bir arıza, ürkütücü bir arıza. Yani direkt böyle motor açtıracak bir arıza aslında ama motor açmaya gerek kalmayacak, başta onu söyleyeyim. Yani eğer ki bu işten gerçekten çok anlamıyorsak, tamam conta yakmış veya blok çatlatmış, kapak çatlatmış şeklinde düşündürecek bir arıza. Arıza nedir? Dün akşam değil, ondan önceki akşam Antalya'dan Fethiye'ye gitmek zorunda kaldım ve net 2 saatte Fethiye'ye inmem gerekiyor idi. Onun için yolda biraz bastık işin açıkçası. Biraz hızlı gittik. Siz yapmayın. Ve devamında da döndüğümde herhangi bir şey yoktu. Dün akşama kadar yine bir şey yoktu. Dün akşamleyin su seviye ışığı yandı. Dit dit diye başladı su seviye ışığı yanmaya. O arada tabii ki ben sağına baktım, soluna baktım. Herhangi bir şey yok. Akşamdı. Çektim kapının önüne ve sabahleyin bakarım dedim. Sabahleyin aracı çalıştırdığımda arkadan gri bir duman. Bildiğiniz gri bir duman. Gri dumanı görünce ben dedim tamam, herhalde conta yaktık biz bu arabaya. Gizli hararet falan filan aklıma gelmeyen kalmadı. Devamında geldik buraya. Suyunu eksilttiğini gördük. Su bitmiş. Yani kutuda dibinde. Onun için de ikaz lambası yandı tabii ki. Şu saati bağladım. Herhangi bir basınç uygulamadım. Sadece aracı çalıştırdım ve böyle bir basınç burada oluştu. Gördüğünüz gibi. Ve şurada bir ıslaklık var. Altına eğildim muhafazaya. Muhafaza da tam o bölgede. Şöyle beraber bakalım. Şöyle bir antifriz izi. Ki yere damlatıyor gördüğünüz gibi. Yerde damlası da var. Acaba radyatör mü delindi diye düşündüm. Bunu dün akşam bakmıştım, düşünmüştüm. Aracı bir çalıştır. Sonra işte aparatı bağladık. Basınç sabit kaldı. Devamında gaz verelim diye düşündüm. Gaz verdik. Basınç düşmeye başladı gaz verince. Şöyle bir takip edelim. Gaz ver. Bırak. Egzoz dumanı kurudu tabii ki ama yine hala hafiften var. Ver gaz. Bayağı yoğun bir duman vardı. Arka taraf zaten dumanlı dumanlı olmuş. Hızlı gittiğimiz için şöyle. Şimdi bir videoda egzozun ağzında su var mı diye bakmıştık, hatırladınız mı? Şöyle sı lekeleri gördüğünüz gibi bunda da var, ıslak sı lekeleri. Şimdi bir yer daha göstereceğim size. Gaz ver. Bırak. Yeniden tam gaz. EGR borusundan bırak. Bakın basınç burada yükseliyor. EGR borusundan şuradan veriyor antifrizi dışarı. Yani bu da diyor ki EGR'miz içeriden ya radyatörü ya kendisi ünitenin patladı ve sisteme şu anda su basıyor. O suyun buharı da haliyle egzozumuzdan çıkıyor. Biz de bunu görünce kendi kendimize diyoruz ki aracımız conta yaktı diye düşünebiliyoruz. Eğer ki conta yakmış olsa pekala EGR'ye verir mi vermez mi, o kısmını düşünelim. Eğer ki conta yakmış olsa direkt egzozdan dışarı atana kadar zaten buharlaşır, buraya kadar gelmez diye düşünüyorum. Ondan dolayı ne yapacağız? Öncelikle bir EGR'yi değiştireceğiz ve devamında neler oluyor ona bakacağız. Bir daha gaz ver. Şu anda bu düşük bir basınç. Bakın şu turuncu yere gelene kadar basınç normal. Ladder dediği yer. Bırak. Bırakınca yükseliyor. Bas. Bırak. Yani conta yanık olmuş olsaydı
1,5 bar değil 15 bara kadar buraya basabilirdi. Herhangi bir yeri patlatabilirdi arkadaşlar. Bundan dolayı da EGR'nin patlak olduğundan şüpheleniyoruz. Şimdi şu boruyu bir sökelim, içine bir bakalım. O boru zaten buradan çatlamış, ondan dolayı biz bunu görebildik. Yani contası yanık mı değil mi bunun kontrolü için sabahleyin soğukken hafif bir çalıştırıp ufak bir gaz verip ondan sonra da bu boruyu söküp kontrolünü sağlayabiliriz. Eğer ki EGR'de patlak varsa demek ki boruda da antifriz olacak. Şimdi o boruyu sökelim ve bakalım ne var ne yok orada. Kırmızı antifriz gördüğünüz üzere. Ve zaten ucundan da damlıyor. Beyaz bir kağıt getir. İyi ki buradan çatlakmış diyeceğim ama yani çatlak olmamış olsaydı, hayır, oradan bir A4 gibi bir şey getir. Çatlak olmamış olsaydı belki de göremeyecektik. Burayı bu şekilde saçmış, her tarafı antifriz yapmış ki yolda giderken zaten burnuma bir antifriz kokusu gelmişti. Bırak akünün üstüne. Bir antifriz kokusu gelmişti. İçinde gördüğünüz gibi böyle antifriz olduğu gibi içeride. Ne olacak şimdi, bu boru zaten değişecek. Bunu değiştireceğiz. Şimdi oradaki kalıntılar nedir, ne değildir, nasıldır ona bir bakalım ve videoyu kapatalım. Bakın, su kanalında herhangi bir şey yok. Su kanalında diyorum, özür dilerim, gaz kanalında. Orası artık kurumuş çünkü gaz bastık, buraya sürekli gaz verdi. Fakat şurada yine antifriz duruyor. Evet, gördüğünüz bizim buradan eksilen kırmızı antifrizimiz o. Ne yapıyoruz? EGR'yi değiştiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler için faydalı videolar çekmeye devam ediyorum ve sizler de bunun karşılığı olarak sadece beğeni ve yorum yapıyorsunuz. Başka herhangi bir karşılığı yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar.